Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde halay çekelim. Arkadaşım, ÖSYM'de sınavda sorularla halay çekeceğiz. Mutlu olacağız, mutlu. Çünkü artık kafamız rahat olacak bu derslerden sonra. Kaçıncı gündeyim hocam? Beşinci gündeyim. Kampın beşinci günündeyim. Neredeyse yarıya yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Bugün taktiklerle kampımızda paragrafta boşluk doldurma sorularına bakacağız. Başta boşluk, ortada boşluk, sonda boşluklu sorularda neler yapabiliriz? Bunların üzerinde duracağız. Kalbimiz her zamanki gibi atmaya devam ediyor. Bu zaten her zaman böyle olacak. Sıkıntı yok. Beğenirsen, abone olursan bu kalbi mutlu edersin arkadaşım. Seni seviyoruz. Başın düşerse dara, ayyarlı edebiyatı ara. Biz burada onlarcayız. Bitti. Sıkıntı yok. Evet, hemen gelsin bakalım. Önce soru tiplerimiz neler onlara bakalım. Sonra atılacak adımlarımıza da bakıp sorularımıza geçeceğiz. Geldi başta, ortada, sonda boşluk doldurma soru tipleri. Nasıl sorular var? Bak, bu parçanın başına düşüncenin akışına göre hangisi getirilebilir? Burada düşüncenin akışı önemli arkadaşlar bak. Yani anlamı bozmayacak, anlamın akışına uyacak. Veya bu parçada boş bırakılan yere yine düşüncenin akışına göre hangisi getirilebilir? Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre hangisi getirilebilir? Veya bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine düşüncenin akışına göre nokta nokta cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü bozulmaz tarzındaki sorulara bugün hep beraber bakacağız. Buradan yine 2025 TYT'de karşına iki soru gelecek arkadaşım. O yüzden işine yarayacak bilgiler sana vereceğim. Lütfen uyanık ol. Şimdi ne gibi adımlar atacağız? Bunlara bir bakalım bakalım. Boşluğu gördüm. Tamam. Eğer boşluk baştaysa bak. Başta da olabilir. Ortada da olabilir. Sonda da olabilir. Eğer boşluğun baştaysa giriş cümlesiyle peşinden gelen cümlenin anlamlı bir bütün oluşturması ve sonuç cümlesiyle bağlantılı olması gerekmektedir. Senin oraya koyacağın cümlenin. Bir kere boşluk başta olduğu için arkadaşlar sen ilk cümleyi yerleştireceksin ya. Bu yine bir giriş cümlesi özelliği muhtemelen taşıyacak. Burası güzel. İkincisi yine arkadaşlar baştaki boşluklarda hemen ikinci cümle bazen şöyle başlıyor bak. Başka bir deyişle şeklinde başlıyor. Bu benim için harika bir ipucu özelliği taşıyor. Niye? Başka bir deyişle diye devam ediyorsa boşluğun hemen sonrası ben o zaman başka bir deyişle odaklanacağım. Oradaki cümlenin anlamsal olarak bir benzeri hemen boşluğa yerleştirileceği için onun üzerinde gideceğim. Bakın bir dikkatimiz var. Paragrafın ilk cümlesi konuya giriş cümlesi olduğu için bağlaç ya da çeşitli anlam ilgileriyle başlayamaz. Bundan dolayı diye başlamaz. Veya kendinden önce sanki bir şey hissi veren cümlelerle, bir şey anlatılıyormuş hissi veren cümlelerle ilk cümle başlamaz. Bu tip cümleler varsa onları ben zaten eleyeceğim. Baştaki boşluklarda bunu yaptım. Eğer boşluk ortadaysa, yani boşluk şuradaysa arkadaşım, paragrafın ortasındaysa, ben daha çok boşluktan önceki ve sonraki birer cümleye odaklanarak gitmem lazım. İlla bir cümle diye düşünme onu. Yani öncesi ve sonrası daha çok odaklanacağın yerler. Çünkü o boşluğu orayla tamamlayacaksın. Düşün, ben boşluğum burada. Yanımda sen varsın ve diğer yanımda da başka bir arkadaşın var. İkiniz birbirine kavuşmanız için otomatikmen beni bağlantı olarak kullanmanız lazım. Cümlede de aynı şey. Bir cümle var, başka bir cümle var. Aradaki cümle ikisini anlam yönüyle birleştirecek. O yüzden önceki ve sonraki cümlelere lütfen çok dikkat edin. Eğer boşluk sondaysa da boşluktan önceki bir iki cümleye daha çok odaklanman gerektiğini lütfen unutma arkadaşım bak. Boşluktan önceki bir iki cümleye daha çok odaklan. O zaman bak tekrar ediyorum hızlıca. Boşluk başta, paragrafı her zaman okuyabilirsin. Sıkıntı yok benim için. Ama boşluk baştaysa boşluktan bir iki cümle daha çok değerli sonraki hemen. Ortadaysa bir önce bir sonra daha çok değerli. Sondaysa ondan önceki bir iki cümle en değerli cümlelerim. Unutma, kısacası, özetle, öyle ki gibi ifadeler
bana yine final cümlesinin bir habercisidir arkadaşlar. Yani bana böyle ipucu veren ifadelerdir bunlar. Şimdi hepsinden sana birer soruyla geldim. Harika sorular karşına getirdim. Lütfen ne yaptığımızı iyi analiz etmeye çalış. Onlar üzerine iyi odaklan. Sonra kendin yine çöze çöze bunu kendine oturtacaksın. Şimdi parçanın başına, düşüncenin akışına göre hangisi getirilebilir? Bak, parçanın başında boşluk, gördün mü? Ne dedik? Boşluktan hemen sonraki cümleler benim için çok değerli. Ve hemen sonraki cümleye bakıyorum diyebilirim ki diye bir ifadeyle başlıyor. Yani bir açıklayıcı ifade. O zaman bu benim için yine bir ipucu arkadaşlar. Bak ne diyor? Diyebilirim ki günün her saatinde deneme yazmaya başlayabilirim. Demek ki bundan hemen önceki cümlede adam her an, her saatte, her dakika böyle yürürken, otururken deneme yazmasıyla ilgili, yazmaya başlayabilmesiyle ilgili bir cümle verecek bana muhtemelen. O zaman bunları okusam da, parçanın devamını okusam da ben şuraya odaklanacağımı daha çok biliyorum. Şimdi baktım. Deneme yazarken ilkin önceki günlerde yaptığım karalamaları gözden geçirdim. Hocam karalamaları nasıl gözden geçireceksin? Adam diyor ki yukarıda her an yazmaya başlayabilirim. O zaman niye karalamayı gözden geçirsin? Bu benim cevabım olamaz. Öğretici bir metin yazacaksam ciddi bir hazırlık yaparım. Adam diyor ki kardeşim ben her an yazmaya başlayabilirim. O zaman ne hazırlığı yapacak? Edebiyata şiirle başlasam da deneme benim kendimi bulduğum tür oldu. Her an yazarım diyor. Burada kendimi bulduğum tür oldu diyor. Hiçbir bağlantı yok. Benim için deneme yazmaya başlamanın saati dakikası yoktur diyor bak. Saati yok, dakikası yok. Her an yazmaya başlayabilirim. Cevabım net bir şekilde D oldu. Güne başlarken ilk olarak yapılacakları ve yazılacakları planlamaya çalışırım. Ne planı abi? Adam her an yazıyor. İşte olay bu kadar net. Oku parçayı ama daha çok başlara odaklan eğer boşluk baştaysa. İkinci sorum gelsin bakalım. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirilebilir? Ve bu kez benim boşluğum ortada arkadaşlar. Başta değil. O zaman zaten öncesinde sadece bir cümle var. Devamında da yine cümleler var. Ama şuraya kadar olan bölüm benim için en kilit nokta. Devamını da yine okuyabilirsin. Sıkıntı yok. Oku. Paragrafı anlamak istiyorsan anla. Ama dediğim gibi buralara daha çok odaklan. Bakalım. Komedyayı tanımlamak isteyenler öncelikle gülme olgusu üzerinde durmuşlardır. Komedyayı tanımlamak isteyen gülme olgusu üzerinde durmuş. Tamam, burayı anladım. Gülme kimi zaman toplumsal bir cezalandırma, kimi zaman da bireysel rahatlama sağlayan doğal bir tepkidir. Yine gülme olgusunu anlaştı. Anlamak üzerine yoğunlaştım. Tamam. Devamında bir şeyler anlatıyordur. Sen burayı zaten okudun. Bakacağım şimdi ben. Gülmenin insanın iç dünyasına iyi geldiğini bilim adamları da kabul etmişlerdir. Gülme kimi zaman toplumsal bir cezalandırma, kimi zaman rahatlama sağlayan doğal bir tepki. Cezalandırma, iyi gelmek. Bu bana biraz uzak geldi. Dramla arasında ne gibi benzerlik ve farklılık olduğu konusuna eğilmişlerdir. Hocam gülme üzerine gidiyor. Komedya zaten yine gülme. O zaman dramın burada ne işi var? Bu yine biraz sıkıntılı. İnsanın hangi durumlarda nelere niçin güldüğünü açıklamaya çalışmışlardır. Bakın burası yine benim için çok önemli bir ifade ve sana harika bir ipucu vereceğim yine. Bak burada diyor ki komedyayı tanımlamak isteyenler. Yani burada insan var, insan. Yani kişi var arkadaşım. Hemen devamındaki cümlede de bu kişilerden ne yapabilir? Bahsedebilir. Burada diyor ki hangi durumlarda nelere niçin güldüğünü açıklamaya çalışmış. Kim açıklamaya çalışmış? Bu isteyenler olabilir. Bakalım diğer seçeneklere de yaşamdaki gülünç ve acıklı yönleri bir bütün olarak ele almışlardır. Ne alaka? Gülünç, acıklığın ne işi var burada? Bu da yine uzak. İnsan davranışının oluşumunda aile ve sosyal çevrenin etkisi üzerinde yoğunlaşmışlardır. Buraya sen aile ve sosyal çevreyi koyarsan bu kez akış bozulmuş olur. O yüzden C seçeneğini ben gidiyorum. Hemen o aradaki boşluğa yapıştırıyorum. Niye yapıştırıyorum hocam? Bakın bu benim için harika bir ipucuydu. Bu aradan gidip orayı bütünlüyorum arkadaşım. Bakın kilit kelimelere
özellikle anahtar kelimeleri böyle eşleştirmeye, bir araya getirmeye, mesela isteyenlerle kişileri bağladım. Tamam mı? Bunun gibi ifadelere çok fazla dikkat edin. Şimdi geldim. Bu kez de paragrafın sonunda bir boşluk var ve örneğin diye burası başladı. Okuyayım paragrafımı. İdeolojik yaklaşımın tek ölçüde olduğu bir edebiyat ortamı kabul edilemez bir durum. Ancak sanat ve edebiyatta ideolojik ayrışmanın edebi eser ölçütünde tek belirleyici olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Edebi hareketler ve dergiler bir ideolojinin yansıması. İdeolojiler, edebi hareketler, dergiler bunlar üzerinde gitti. Örneğin dünyanın pek çok yerinde ekoller, edebi akımlar ortak bir sanat algısı veya anlayışı etrafında oluşurken bizdeki edebi hareketler, topluluklar daha çok bak. Dünyanın pek çok yerinde ortak bir sanat algısı şeklinde oluşuyorken demek ki bizde farklı bir şekilde oluşacak. O zaman konunun farklı bir yerine değinecek. Bak ben buraları okumasaydım da olurmuş değer ki. Sadece burayı kapattım bakıyorum. Pek çok yerinde ortak bir sanat algısı veya anlayışı etrafında oluşuyorken bizde daha çok okuyalım şimdi. Ortak dünya görüşünün birliktelikleri olarak ortaya çıkmaktadır. Devam ettim. Kendinden önceki dönemin sanat anlayışına tepki olarak doğmuştur. Hiçbir alakası yok. Yeni bir form sorunu olarak algılamışlardır. Bizdeki edebi hareketler, topluluklar daha çok yeni bir form. Zaten cümle olarak da gramer olarak da buraya uymadı. Bizdeki edebi hareketler daha çok sanatta değişim ve yenilik düşüncesinin sonucu olarak bir araya gelmişlerdir. Sanatta değişim ve yenilik düşüncesi burada ortak bir sanat algısı veya anlayışı. Bu da yine uzak gibi. Toplumsal değişimlerden bağımsız olarak ortaya çıkmışlardır. Toplumsal değişimle bir işim yok. Burada en fazla ben A seçeneği ile D seçeneği arasında kalırım arkadaşlar. Şimdi bakıyorum bakın tekrar. Örneğin dünyanın pek çok yerinde ekoller, edebi akımlar ortak bir sanat algısı veya anlayışı etrafında oluşuyorken, ortak bir sanat algısı etrafında oluşuyorken, bizdekiler ortak dünya görüşünün birliktelikleri olarak ortaya çıkmaktadır. Ortak dünya görüşünün birliktelikleri bunlar direkt ortak bir sanat algısı. O zaman cevabımın A seçeneği olması gerekiyor. Bakın bir tık daha zor bir soru. Bazen böyle zor sorular da karşına çıkabilir. Böyle iki seçenek arasında kalabilirsin. Hangisi daha yakın? Hangisini daha güzel bağlayabilirim? Ona bakacaksın arkadaşım. Unutma. Şimdi geldim. Son olarak yine öğrencilerin en çok zorlandığı bölümlerden birisi. Bu kez de ne var arkadaşlar bakın. Cümlelerim var benim. Ve arada yeni bir cümle, araya yeni bir cümle eklememi istiyor ve bu cümleyi ben ekleyeceğim ama parçanın anlam bütünlüğü de bozulmayacak. Burada yine önce yapmanız gereken şey şu. Önce bu cümleyi bir okuyacağız. Hatta onun yapıtları bak güzel bir ipucu bana yine ne yaptı verdi. Onun yapıtları. Demek ki öncesinde bir insan olacak. İnsan olabilir, şair olabilir, yazar olabilir fark etmez. Birinin yapıtları. Bu köprünün, bak bu da güzel bir ipucu, bu köprü demek ki yine öncesinde bir köprü var, çok daha ötesinde bir nitelik taşıyor. Burayı kavradıktan sonra bu çizdiğin anahtar kelimelerle yukarıda bağlantıyı yakalamaya çalışacaksın. Bakalım, sanatçı, tamam bak sanatçı var, sanatçı buradaki sanatçı olabilir. Bütün yapıtlarında öne sürdüğü görüşleri aracılığıyla doğu ve batı arasında köprü kuruyor. Bak köprüyü de vermiş. Bakıyorum şimdi hatta. Köprü kuruyor hatta onun yapıtları bak şuradaki yapıtları bu köprünün köprünün çok daha ötesinde bir nitelik taşıyor. En başta insanın içsel çelişkilerini ustaca belirliyor. Tamam köprü kuruyor hatta daha ötesinde bir nitelik taşıyor. En başta şunu yapıyor. Yaşamın karmaşıklığının çeşitliliğini yorulmak bilmez tanıklığını yapıyor. Batının postmodern roman tekniğini ve doğuya özgü geleneksel anlatım biçimlerini bir pota eritiyor. Yani sırayla ondan sonra bu köprüde neler var? Bu adam, bu yazar, bu sanatçı neler yapıyor? Onları bana tek tek veriyor. Herkesi kendi sorunlarıyla yüz yüze getiriyor bak. Bunu betimledi, bunu yaptı. Potada eritti ve yüz yüze getirdi. O zaman ne yapacağım ben? Düşüncenin akışına göre cümlesi getirilirse hangisine getirilirse tabii ki ben ne yapacağım arkadaşım? Şuraya yani ikinci cümleye bunu koymuş olacağım ve anlatımın akışını düzeltmiş olacağım.
Bana göre bu sorulardaki en zorlanılan bölüm bu. Bazen çok daha felsefik cümleler, paragraflar karşına gelebilir. Ama lütfen şunu yapma. Soruyu gördüğünde lan ben bu soruyu bütün denemelerde yanlış yaparım zaten. Yine yanlış yapacağım. Bırakayım ben bunu. Bunu deme. Eğer kendine bunu alıştırırsan bütün sorularda, denemelerde artık bunu yapmaya başlarsın. Ben zaten yanlış yaparım. Geçeyim. Ben bunu zaten yanlış yaparım. Geçeyim dersen otomatikten sonra, bir zaman sonra beynin bunu kodlayacak. Sen zaten bunu yanlış yaparsın. Geç. Sakın bunu yapma arkadaşım. Tamam mı? Soruyu gördüğünde güzel bir soru. Ben bunu çözebilirim. Yani soruya olumlu yaklaş. Evrene olumlu mesajlar gönder. Okey. Bu kadar net ol. Olumlu bakarsan işin sonu da olumlu biter. Evet arkadaşım, 5. günü de bitirdik. Çalışmaya yine devam edeceğiz. Gidiyorsun, kitabını açıyorsun. Bu soru tipleri, bak, zor bir soru tipi, zor bir tip öğrendik bugün. Bunlarla ilgili baştaki boşluklar, sondaki boşluklar, ortada veya yerleştirme, bununla ilgili en az 100 tane güzel soru çözeceksin. Bazen çözemeyeceğin sorular olabilir. Soru bankalarda çok uç sorular oluyor. Sıkıntı etme onları. Mantığı kavramaya çalış, mantığı oturtmaya çalış. Biz yine burada olacağız. Hadi bakalım, iyi çalışmalar.